Merhabalar değerli izleyicilerimiz, bir Ponsokop Özel Yayınımızda sizlerleyiz. Çok değerli konuğumuz da bugün bizlerle efendim, değerli hocamız, doçent doktor Zafer Toktaş hocam bugün bizlerle. Dilerseniz hocam öncelikle bir hoş geldiniz diyelim, sizleri takdim edelim, bizleri tanıyalım. Ardından da çok öğretici ve bir, o kadar da keyifli bir sohbet bizlere bekliyor olacak. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkürler. Sizleri tanıyabilir miyiz hocam? Tabii e, ismim Zafer Toktaş. Bahçeşehir Üniversitesi'nde beyin cerrahisi kürsüsünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Medikal Park Hastanesi'nde de e, hekimlik görevimi icra ediyorum. Meşakkatli bir yolculuk devam ediyor. Evet. Olsa gerek. Evet. Bugün de hocam elbette çok geniş kapsamda, geniş bir elifazede sağlık, tıp. Bugün elimizden geldiğince bu vaktimizde sizlerden öğreneceğimiz çok önemli konular var. O konuda Belfut'u hocam. Çevremde de çok var. İşte ameliyat olanlar, tekrardan ameliyat korkusu yaşayanlar. Hepsini size soracağım hocam. Dilerseniz bel fıtığımıza başlamış olalım. Hemen hocam öyle hızlı bir geçiş olacak ama her bel fıtığı hocam ameliyat gerektirir mi? Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Bu konuda e, bir yanlış algılama var toplumda. E, adeta e, cerrahi veya cerrahi dışı tedavilerin birbirine rakip olduğu anlaşılıyor. Halbuki böyle bir durum yok aslında. E, tedavinin tümü bir bütündür. Cerrahi dışı tedavilerde oldukça sık başvurulur. Bel fıtığında gerçek fıtık yani cerrahiye aday fıtıklar bir de gerçek e, tam ligamandan kopmamış e, ama birçoğumuzda aslında olan bir de fıtığın halk arasında başlangıç aşaması var. E, bu tip durumlarda e, koruyucu tedavi yani konservatif tedaviler ön plana geçer. Bizim kliniğimize başvuran aşağı yukarı 100 olgunun 90-95'i neredeyse bu şekilde tedavi olabiliyor. Ama tabii ki acil durumlar özellikle bacakta güç kaybı. His kaybı, yürümeyi bozan veya vücut duruşunu bozan durumlarda cerrahi düşünmek gerekir. Cerrahi aslında son basamak tedavi gerçekten de. O nedenle biz her zaman başvurmuyoruz. Birçok olgu fizik tedavi yöntemleriyle veya diğer yöntemlerle rahatlıkla tedavi edilebilir. Hı hı. Öyleyse her bel fatığı önlenebilir mi hocam? Önlemek için esasında bazı şeyleri bilmemiz lazım. Ee, bizim toplumumuzda en çok gördüğümüz, yaşadığımız özellikle ofis tipi yaşam uzun süreli oturma saatleri, bunlar bel kemiklerini yıpratan bir etkiye sahip. Ee, genel kanının aksine birçok bel fıtığı ani bir yüklenmeyle değil, ani yüklenme öncesi hazırsızlığımız yüzünden aslında oluyor. Çünkü bel ve omurga kaslarımız dinamik olmadığı zaman veya antrenmanlı olmadığımız zaman çok daha kolay bu oluyor. Çünkü sonuçta bu bir kas, kemik ve kıkırdak bütünlüğü. Bu bütünlük bozulduğu zaman fıtığın oluşması kaçınılmaz. O yüzden özetlemek gerekirse bel fıtığından korunmak için birinci tedbir mutlaka egzersiz. Ofis hayatında bir takım tedbirlerin alınması ergonomiye dikkat etmek gerekiyor. Hı hı. Ve tabii ki e, değiştiremeyeceğimiz faktörler var. Mesela aileden gelen bir yatkınlık veya ani e, travmatik darbeyle olan problemler bunları engelleyemiyoruz tabii. Maalesef ki. Bir de hocam korkulacak bir noktada artık kapıya dayanan cerrahi yöntemlerse eğer ki korkulacak bir durum mudur? esasında sadece fıtıktan bahsediyorsak yani tek bir noktada tek bir fıtığın alınması bugün hem cerrah içinde hasta içinde aslında konforlu bir işlem birçok hasta o çok şiddetli ağrılardan kurtularak Aslında memnun oluyor hı hı. Bizler için ise tabi ki cerrahinin kısa sürmesi halk arasında kapalı tabir edilen yöntemlerin yani endoskopik veya mikroskopik yöntemlerin artık çok gelişmesi ki endoskop artık ciddi anlamda yaygınlaştı bu imkana sahip birçok klinik aslında korkulacak olmaktan çıktı. Sadece bir bel fıtığı ameliyatında genellikle yatış süresi bir günü aşmıyor. Aynı gün hastaların ayağa kalkması ve yürümesi genelde mümkün oluyor. Bunlar aslında çok olumlu gelişmeler. Hı hı. Uzun süre hastanede yatan hasta sayısı bugün %1-2'nin altındadır. Onu söyleyebilirim. Her cerrahi tabii ki önemli. Her cerrahide komplikasyonlara dikkat etmek gerekir ama... ...günümüzde sadece bel fıtığı konuşuyorsak bunun cerrahisi oldukça iyi durumlara geldi. Öyleyse ülkemizde hemen sormak istiyorum ki durumu, omurga cerrahisindeki durum nasıl hocamız değerlendirirsiniz? Esasına bakarsan ülkemizde hekimlerin kurmuş olduğu dernekler hem eğitim anlamında hem de hasta hizmeti anlamında büyük bir fayda sağlamış diye düşünüyorum. Çünkü eğitim, hekimlerin eğitimi bu anlamda çok gelişti. Bir diğer faktör ülkemizde hastane kalitesi gerçekten çok iyi yerlerdeyiz bugün. Hastaneler hem iyi denetleniyor hem iyi hekimlerimiz var. Bundan çok mutluyum. Akademisyenlerimiz şu an sahada ve gerçekten dünya çapında önemli akademisyenlere sahibiz. Bundan da çok mutluyum. Ama genel anlamda baktığımızda Türkiye kendi bölgesinin çok önemli bir ülkesi konumunda. Özellikle omurga cerrahisinde neredeyse birçok merkezde ee, özel ünvanlarla, özel e, uluslararası ünvanlarla çalışan hekimler var. Hı hı. Ee, bizim kliniğimizde Avrupa'da çok önemli bir dernek tarafından geçtiğimiz yıl itibariyle bir eğitim merkezi ilan edildi. Yani buradaki görev e, hem cerrah eğitimi hem de hastalara üst düzey kaliteyi sunabilmek. Ki böyle olunca da zaten son yıllarda da gerek Avrupa'dan, yurt dışından da hastalarımızı ağırlıyoruz. Gittikçe de artıyor hocam bu sayı değil mi? Evet, e, aslında bundan gurur duymamız gerekir. Ee, tabii ben diğer bölümler adına konuşmam doğru olmaz ama e, beyin cerrahisi ve omurga cerrahisi özelinde konuşursam e, bizim kliniğimizde son yıllarda giderek artan oranda e, yurt dışı hasta olduğunu görmekteyiz. E, özellikle e, Avrupa ülkelerinden insanların e, kalkıp da e, belli harcamaları yaparak ve belli yolculuğu göze alarak kliniğimize gelmesi, ülkemize gelmesi bence büyük bir gurur kaynağı. Hem Türkiye için bir e, kazanç kapısı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Hem bizim sektörümüzü sürekli dinç ve modern, güncel tuttuğunu düşünüyorum. Dolayısıyla e, gerçekten her Türk'ün gurur duyacağı bir tablo var şu an. Hı hı. Ki her konuda da hocam artık teknoloji ilerliyor. Dediğiniz gibi işte hastanenin gelmiş olduğu noktalar, bizim bilgilerimiz bilgilerimizle birlikte çok güzel bir şekilde şekil alıyor. Her alanda kendini de sanırım teknoloji gösteriyor ki bu alanda da işin içine de cerrahi giriyorsa evet. sanırım sizler de hocam kolaylıklarından da faydalanıyorsunuzdur. Yani aslında güzel bir nokta değindiniz teşekkür ederim. Ee, biz sonuçta aslında cerrah vücuttaki tamirci. Ee, e Tabii her tamircinin e, alet edevatının iyi olması gerekiyor. Biz bu konuda gerçekten şanslı hissediyoruz kendimizi çünkü e, gerçekten pahalı olan bir takım teknolojileri ve modern imkanlara sahibiz. Bugün ameliyathanemizde e, ameliyat sırasında görüntüleme şansımız MR ve tomografi ile mümkün, hatta ultrasonla mümkün. Endoskop ve mikroskop gibi görselliği arttıran teknolojiler cerraha neredeyse vücudun içinde rahatlıkla yolculuk yapmayı sağlıyor, kolaylaştırıyor. Ve tabi bunların sonucunda da hata yapma oranımız çok çok azaldı. Hastaya verebileceğimiz güvence arttı. Hastanın gördüğü şey nedir? Sonuçta aldığı sonuçtur. Biz bu sonuca ulaşma oranımız her geçen gün artmakta. Hı hı. Bu da bize hem gurur veriyor hem de mutluluk veriyor hem hasta hem de aslında doktor açısından güzel bir evet. gidişat söz konusu oluyor. Konforlu oluyor evet. açıkçası. Peki hocam ameliyatın belli bir yaşı var mıdır bel fıtığında? Aslında şöyle ben mesleğe ilk başladığımda araştırdığım konulardan biri çocukluk çağı bel fıtıklarıydı ve bu makaleyi biz yayınladık uluslararası platformda. Oldukça ilgi gördü. Yani yani şunu demek istiyorum. Çocukluktan başlar bel fıtığı hastalığı. Ee, çocuklarda tabii ki genellikle darbeyle veya düşmelerle oluyor farklı bir mekanizma ile oluyor ama ileri yaşlara doğru giderek artıyor. Şunu unutmayalım e, bel ağrısı e, çekmeyen insanoğlu neredeyse yok gibi bir şey ama gerçek bel fıtığı yani cerrahilik fıtıklar <laughs> çok daha nadir. Tabii ki yaşla beraber omurga yıpranmaya başlıyor ve yaşlanan omurgada fıtık kireçlenme gibi bunlar tabii halk arasındaki isimler giderek artıyor. Peki hocam ben şunu soracağım. Teknolojiyle birlikte bilgi sahibi olabiliyoruz. Açıyoruz, okuyoruz. İyi yeri, hastanedir, doktoru nasıl seçebiliriz hocam? Bu çok zor bir şey. Çünkü bana göre iyi hekimi bulmak için hekimlere sormanız gerekir. Ben böyle inanıyorum en azından. Ama tabii bizde tam tersi oluyor internetten hatta insanlar birbirinin komşularından çok akıl alıyorlar. Esasında hekimler zaten size doğruyu yönlendirecektir. Hı hı. Bugün birçok hastanemiz etik çalışıyor. Gerçekten bu konuda şüpheniz olmasın. Hekimleri dinlemek sanki daha doğru gibi geliyor bana. Çok haklısınız. Güvenmek, inanmak bu yolculukta zaten en güzel şekilde evet. zaten sonuca gidilecektir. Yeter ki Terdüt etmeyelim, korkmayalım evet. ki daha sonrasında daha ağır bir süreçle karşılaşmamak adına. Bir katkı daha bulunayım size. Eğer internetten araştıracaksanız da mümkünse akademik sayfaları tercih edin. Yani bilgilendirme sayfalarını tercih edin. Reklam içeren unsurlardan uzak durmak sağlık hizmetinde bence önemli. Kesinlikle doğru yere ulaşabilmek adına. Evet. Son olarak hocam neler söylemek istersiniz? Hı. E, teşekkür ediyorum. Bu konu güncel bir konuya değindik. E, yaygın da bir konuya değindik. E, bel fıtığından korkmamak gerekir. Bunu söylemek istiyorum. Halkımızın içinde çok duyduğum ve çok üzüldüğüm bir nokta var. O da e, bel fıtığı ameliyatı oldum ve daha kötü oldum gibi böyle garip bir klişeye sahibiz. Eğer bel fıtığı ameliyatından çıktığınızda kendinizi daha kötü hissediyorsanız, hastaneye girdiğinize göre o tedavide bir eksiklik var demektir. Hmm. E, ve öyle bir durum olduğunda hekiminiz, mutlaka hastaneniz, hekiminiz bunun için elinden geleni yapacaktır. O yüzden e, ameliyat olup da daha kötü oldum kelimesi hiçbir hastalıkta bir mantık içermiyor. Doğru. E, bu şeyden kurtulmamız lazım. Bu yanlış algıdan kurtulmamız lazım. Bunun içerisinde tekrarlamayı da konuşmamız lazım. Bel fıtığı tekrarlar mı? Evet tekrarlar. Tekrarlayabilir. Bel fıtığı ol, ameliyatı olmuş olun veya olmayın çok Hı -hı. fark etmez. Hı -hı. Tekrarlama ihtimali daima vardır. Yeter ki hem hocamızın deliklerini Harfiyen yapmak ardından da kendimize iyi bakmanın sonucunda Tabii oluyor. muhakkak ki iyi bir sonuç olacaktır. Çok çok teşekkür ediyorum teşekkür hocam ederim. sizlere. Sağlık ve başarınızın devamını dileyerek. Size de teşekkürler. Çok mersi. Değerli konumuz efendim doçent doktor Zafer Toktaş bugün Postokoba özel yayınımızdaydı. Bir sonraki programda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.